Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ceviz ne işe yarar, ceviz nedir, ceviz hangi hastalıklara şifadır, bunlar hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle ceviz herkesin kolaylıkla bulabileceği ve hemen hemen her bölgede yetişen insanlar için çok şifalı bir ağacın meyvesidir. Şöyle isterseniz bir tane cevizi kırayım. Ceviz gördüğünüz gibi şöyle içinden şu şekilde cevizler çıkıyor. Bir de böyle perdeye benzeyen perdeleri var. Onlar çıkıyor. Bunlar çok değerli bizim için. Şimdi onların neden değerli olduğunu size anlatacağım. Bakın şekil itibariyle tıpkı akciğere benziyor gördüğünüz gibi. Bu da gerçekten akciğerde ne kadar etkili olduğunu size biraz sonra bunun faydalarını anlatacağım. Şu perde üstünde kabuğunu çıkarırsak bakın cevize yapışık. Şu şekilde içinden bir perde çıkıyor. Bu perdeleri asla atmıyoruz. Cevizimizin içinde, bu cevizin içinde neler varmış? Onları size sayalım. Cevizin içinde arkadaşlar folik asit, E vitamini, demir, fosfor, magnezyum, potasyum, çinko mineralleri, omega 3 yağ asidi de bulunmaktadır. Zengin bir omega 3 kaynağıdır ceviz yani. Yaklaşık 100 gram cevizde 654 kıncal kalori bulunmaktadır arkadaşlar. Cevizin içerisinde barındırdığı bol miktarda omega 3 yağ asitleriyle kan basıncını azaltarak kalp sağlığını koruyor arkadaşlar. Yine ceviz kalbin en büyük dostudur. Kalp ve damar hastalıklarını tedavi eder. İçerdiği yükseklik sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlıyor. Yine bağırsakları temizliyor ceviz. Kabızlık sorununu gideriyor arkadaşlar. Omega 3 bakımından zengin olan ceviz beyin gelişimini ciddi oranda etkiliyor arkadaşlar. Yani omega 3 biliyorsunuz yani beyin için çok önemli ve omega 3'ten dolayı beynimizin Alzheimer hastalığına karşı ceviz bizleri koruyor arkadaşlar. Yine ceviz vücutta birken toksinleri dışarı attırır arkadaşlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yüksek miktarda içerdiği lif sayesinde tokluk hissi vererek zayıflamanıza yardımcı olur. Uyku hormonu olarak bilinen melatonin bileşikleri içeren ceviz düzenli ve dingin bir uyku çekmenizi sağlıyor. Ceviz omega 3 yağ asitleri açısından zengin olduğu için tehlikeli kalp ritimlerini engeller ve kalp krizi riskini azaltır arkadaşlar. Kemik ve diş yapısının güçlenmesini sağlar. Akciğer hastalarına karşı vücudun savunma mekanizmasını oluşturur. Ceviz aynı zamanda hafızayı da güçlendirir arkadaşlar. Kolesterol seviyesini dengede tutar. Ruh sağlığı ve depresyona iyi gelir. Evet arkadaşlar yine ceviz vücutta gizli veya görünen tümörlerin gelişmesini yavaşlatarak tedavi sürecinde zaman kazandırır. Cilt sağlığınızı korur. Cildin yenilenmesini ve canlı kalmasını sağlar. Saç bakımı için kullanabilirsiniz. Cevizin zararı var mıdır arkadaşlar? Cevizin direkt sağlığa zararı olduğuna dair hiçbir vurgu yoktur. Fakat yine de çok fazla tüketilmemesi lazım. Çünkü aşırı tüketilmesi kiloya neden olabileceği için boşalma yollarınızda da sorun yaratabilir. Yani ishal yapabilir arkadaşlar çok fazla yediğiniz zaman. O yüzden çok fazla her şeyin fazlası zarar biliyorsunuz. Şu ana kadar cevizin gözle görünen insanlara bir zararı yok. Ancak her şey gibi cevizle sınırlı yemek gerekiyor. Arkadaşlar bu cevizin kabukları da aynı zamanda şifa. Şimdi bu cevizin kabuklarının da nelere faydası var onları da size söyleyelim. Bu cevizin kabuklarını da atmayalım. Bunlar da faydalı arkadaşlar. Bunları da şimdi nasıl yapacağınızı size söyleyelim. Cevizin kuru dış kabuğunun çay demler gibi demlenip içilmesi soğuk algınlığına ve öksürüğe iyi gelir arkadaşlar. Bağırsaklarda oluşan kurt ve solucanların tedavisinde aynı karışım kuru veya taze ceviz kabuğu günde 2 fincan içilerek tedavi edilebilir yani. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu cevizin kabuklarını çay demler gibi demletiyoruz. Günde 2 fincan içtiğimiz zaman ne yapıyor arkadaşlar?
Yine çay demliyoruz arkadaşlar. Soğuk algınlığına, gribe ve bağırsaklarımızda bulunan kurtları düşürüyor arkadaşlar. Kabuğu da yine gördüğünüz gibi çok faydalı. Yine ceviz kabuğu suyunu ayak veya tırnak bakımında da kullanabilirsiniz. İncelen kırılan tırnaklara ceviz kabuğu suyu sürülmesi tırnakların güçlenmesine ve sağlıklı uzamasına yardımcı oluyor arkadaşlar. Yine cevizin yeşil kabuğunun suyu ile yapacağınız kürde saçlar için oldukça faydalıdır. Saça koyu ve kahverengi renk verirken saçların parlaklığını da artırır ceviz. Aynı zamanda doğal bir saç boyası olabiliyor. Yeşil cevizin kabukları arkadaşlar. Şu anda tabii yeşil cevizler yok. Yeşil cevizler biliyorsunuz Ağustos ayı gibi, Eylül gibi oluyor arkadaşlar. Şu anda biz neredeyse Ocak ayına gireceğiz artık. Bugün Aralık ayının 28'i. Yine arkadaşlar ceviz kabuklarını kuru veya yaş kaynayan suyun içerisine atıp 10 dakika kaynattıktan sonra saçlarınızı yıkadığınızda saç dökülmenize duracaktır. Yine arkadaşlar ceviz kabuklarını kuru veya yaş kaynayan suyun içerisine atıp 10 dakika kaynattıktan sonra saçlarınızı yıkadığınızda saç dökülmemeleriniz duracaktır. Yani bu kuru veya yaş kabukları arkadaşlar bir suyun içine koyuyoruz. Kaynatıyoruz. 10 dakika kaynattıktan sonra bu suyla ne yapıyoruz? Saçlarımızı yıkadığımızda saç dökülmelerimiz duruyor arkadaşlar. Arkadaşlar yine saçlarınız eski parlaklığına kavuşacak ve yıpranmış saçlarınız kuvvetlenecektir. Saçlarınız kepeklerden arınmış olacaktır. Saçlarınızı bu şekilde hazırladığınız suyla her gün yıkamaya devam edersek varsa saçlarınızdaki beyazlarınız da azalma görebiliriz arkadaşlar. Ne kadar saçlara faydalı. Yani bakın hem saç dökülmesini önlüyor, hem kepeği önlüyor, hem de beyazlamış olan saçlarınızı durduruyor arkadaşlar. Yani saçlarınızın beyazlamasını engelliyor yani. Ne kadar güçlü bir etkisi var cevizin gördüğünüz gibi. Yine aynı zaman saç dökülmeleri duruyor ve saçlarınız ışıl ışıl pasparlak oluyor arkadaşlar. Şampuan görev görüyor. Bunları denemenizde fayda var. Hiçbir zararı yok arkadaşlar. Tamamen doğaldır yani. Yalnız burada dikkat edilecek husus arkadaşlar. Cevizlerin ilaçsız olması lazım. Doğal olması lazım. Ona dikkat edeceğiz. İlaç kullanılmaması lazım. Tarım ilacı kullanılmaması lazım arkadaşlar cevizlerde. Yine arkadaşlar şeker hastalığı vücutta D vitamini eksiğinden oluşan raşitizm hastalığı içinde 10-15 adet ceviz kabuğunu suyla kaynatıp içilmesine faydalıdır. Arkadaşlar yani D vitamini biliyorsunuz eksik olduğu zaman kemik gelişimleri bozulur. Bu da raşitizm denilen bir hastalık meydana getirir. O yüzden de günde 10-15 tane ceviz yediğinizde inşallah bu hastalıktan da korunmuş olacaksınız yani. Şimdi aynı zamanda yine az önce size göstermiştim. Bakın şu akciğere benzeyen içinden çıkan şu şekilde perdeler vardı arkadaşlar. Bu perdeler de tamamen doğal öksürük ilacı görevini görüyor arkadaşlar. Akciğerlerinizi tamamen temizliyor. Çayını yapıyoruz arkadaşlar. Bunun çayını biraz sonra size göstereceğim. Nasıl yapılacağını, nasıl içileceğini. Yani eğer de öksürük ilacı kullanmanıza gerek yok. Bunun çayını içiyorsunuz arkadaşlar. Öksürüğünüz bıçak kesilir gibi kesiliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle bir kabın içerisine bir bardak temiz su koyuyoruz. Suyumuz kaynadı. Şimdi şöyle yeteri kadar cevizlerini içine atalım. Kaynasın. 3 dakika kaynatacağız arkadaşlar. 3 dakika ceviz perdelerimiz kaynadı. Şimdi ateşi söndürelim ve ceviz perdelerimizin suyunu şöyle bir bardağa alalım. Evet. Hafif çaya benzer bir renk oluştu. Şimdi bunu İster ılık olarak, ister sıcak olarak, ister soğuk olarak içebilirsiniz. Bu anında tak diye öksürüğünüzü kesecek ve aynı zamanda akciğerlerinizi temizleyecek. Tıpkı bir öksürük şurubunun gördüğü görev gibi
Öksürükten bu şekilde kurtulmuş olacaksınız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi de sizlere şöyle ceviz kabuklarını çöpe atmayacağız. Bu ceviz kabukları ne işe yarar onu göstereceğiz arkadaşlar. Yaklaşık 1 litre su koyalım arkadaşlar. Evet. Suyumuz kaynasın. Suyumuz kaynadıktan sonra şöyle 20 adet kırmış olduğumuz cevizleri suyumuzun içine ilave edeceğiz arkadaşlar. Evet, suyumuz kaynadı. Şöyle cevizlerimizi suya ilave edelim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde 20 dakika suda kaynaması lazım arkadaşlar ceviz kabukları. Bu ceviz kabukları ne işe yarar? Kaynamış olan ceviz kabukları 20 dakika, 15-20 dakika, yaklaşık 15-20 tane cevizin kabuğunu kırdık. 15-20 dakika kaynattıktan sonra ne işe yarar arkadaşlar? Diş fırçasıyla dişlerimizi fırçalayacağız. Ara sıra da bu suya daldırıp daldırıp dişlerimizi fırçalayacağız arkadaşlar. Bu şekilde hem dişlerimizde tartar varsa, hem de diş etlerinizde kanama varsa, diş etlerinizde intihap varsa bunların hızlıca iyileştiğini, kaybolduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Evet, ceviz kabuklarımız da 20 dakika kaynadı. Şimdi altını söndürelim ve ceviz kabuklarımızın soğumasını bekleyelim. Suyun soğumasını bekleyelim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde de ne yapıyoruz arkadaşlar? 1 litre suya 15-20 tane ceviz kabuğunu attık. 15-20 dakika kaynattık. Bu kaynatmış olduğumuz suyla arkadaşlar aynı zamanda hem dişlerimizi fırçalıyoruz hem de en son banyo yaptıktan sonra durulama suyu olarak saçlarımıza bu suyu sürdük mü bu suyla yıkıyoruz ve saç dökülmemizden kurtuluyoruz. Ayrıca da saçlarımız canlılık ve parlaklık kazanıyor arkadaşlar. Evet, şimdi bu suyumuzu bir süzgeç yardımıyla süzelim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şu gördüğünüz 1 litrelik kavanozdaki ceviz kabuğu suyumuz. Şu bardaktaki ise ceviz perdesinin suyu arkadaşlar. Bu bardaktakini akciğerlerimizdeki problemler için, öksürük için, balgam için kullanıyoruz arkadaşlar. Çok çok etkili. Mutlaka bunu böyle bir şikayetiniz varsa denemenizde fayda var. Kesinlikle ağrı kesici olarak öksürük şurubu kullanmayın arkadaşlar. İnanın ki bakın bu denenmiştir. Defalarca denenmiştir. Ağrı kesici ve öksürükten çok çok etkili, anında öksürüğünüz kesilecek. Aynı zamanda akciğerleriniz temizlenecek. Bu büyük kavanozda olan ise biraz daha koyu renkli olan. Bu da arkadaşlar 20 adet cevizi kırdık. Kırmış olduğumuz cevizleri çöpe atmadık. Bu ceviz kabuklarını 1 litre suda 15-20 dakika kaynattık. Bu suyu da arkadaşlar hem dişlerinizi fırçalayabilirsiniz. Şöyle fırçayı burada 10 dakika bekletin arkadaşlar bu suda. Beklettikten sonra ara sıra dişlerinizi fırçalayın bu suyla. Ya da eğer diş beyazlatmakta kullanmayacaksınız. Duşa girdikten sonra en son olarak saçlarınızı bu ceviz kabuğu suyuyla yıkadığınız anda arkadaşlar hem saçlarınızın dökülmesi duracaktır hem de aynı zamanda saçlarınız
Parlaklık kazanacaktır, dolgunluk kazanacaktır. Aynı zamanda bir şampuan görevi görür arkadaşlar. Ne kadar Allah'ın verdiği nimetler faydalı arkadaşlar. Cevizin püskülünün ayrı faydası var. Cevizin kabuğunun ayrı faydası var. Yeşil ceviz kabuğunun ayrı faydası var. Şu anda yeşil ceviz olmadığı için size bu kürlerden bahsedemedik. İnşallah Allah ömür verirse seneye bahçemizdeki cevizlerden yeşil olarak toplayıp o kürü de sizlere göstermeyi istiyorum. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hastalıksız, sağlıklı günler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız değerli arkadaşlarımız. Bizi takipte kalın. Şimdilik hoşça kalın diyorum değerli kardeşlerim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyorum. Zili açarsanız değerli abonelerimiz size bilgilerimiz anında ulaşacaktır. Eğer zili açmazsanız bizim video attığımızı göremezsiniz arkadaşlar. Tesadüf eseri görürsünüz. Mutlaka zili açın arkadaşlar. Zili açtığınız anda biz hangi videomuzu atarsak size bildirim gelecektir. Hoşça kalın değerli kardeşlerim. Size Allah'a emanet ediyorum. Görüşmek üzere.